Abi görüyorsun tuzu. Şu tuzun zararı neyse memlekete gösterelim ya. Şu bimbiyaz çiçek gibi tuz. Şuna bakın. Şuna. Ben bunun kilosunu 10 liraya verseler, ötekinde 2 liraya verseler ben bunu yerim. Satın alır. Öteki tuzları yemem. Neden kayaya çekiyor, taşı çekiyor, sana satıyor. Tuzdan kimse faydalanmıyor ha. Tuzu gırtlayla vurdu oraya yığdı. Kulağına doldur şimdi. Köylere satıyor yani. Palasın civar köylerine satıyor. Çok tuz çıkıyor buradan. Tuzu da hepimiz yani köy halkı olarak yirik. Hatta bu Kayseri'nin bütün civar köyleri de bu tuzdan herkes faydalanır, yer. Şu bizim ekmeklere de ne de kullandığımız tuz hep bu gölden çıkıyor. 35 yaşındayım, 25 senede yaparım. Yani bu köyde olan olup da yapmayan yok yani. %80'i hamurda gölün tuzunu kullanıyorlar. Artı yani her şey oluyor. Mısır silajına atıyor. Püspiye atıyor. Hamura atıyor. Yani ekmek. Bunlar satın alıyor fırıncılar. Fırıncılar satıyor. Artı bir daha oluyor. Belediye tuzu satın alıyor. Niye? Yollara saçıyor. O öyle şey yani. Halk götürüyor. Bir torba tuz veriyor. Bir torba buğday alıyor. Yiyeceğini içeceğini yukarı köylerden temin ediyor yani. Yani romantizme falan iyi geliyor. Bir turistik merkez olsa iyi olur. Sizler mahalli donukçu. Romatizme. Romatizmelere neye maya sıra ne iyi oluyormuş yok. Yatmaya gidiyorlar yani. Çamurına soğuyorlar. Fayda görenler de var yani. Böyle o zaman yol kenarı var. Yola kadar gelir. Su vardı yani. Su tüm harpti su dolardı. Bu su şöyle baktığın zaman bir de güneş tam bu şekil olduğu zaman aynı deniz gibi. Deniz gibi görünürdü. Kuşlar gelirdi. Bir sürü kuş vardı. Evet. Yani o denge bozuldu yani. Şuradan bir kilometre sonra zaten komple böyle. Ondan sonra araziye kadar öyle değil mi? O kurutulduğu zaman tüm toz halini alır. O bir şeye yaramaz. Orada, bu gölü ölür. Yapamaz. Ama kurutulsa bir temiz suyla yıkansa yeşil ot gelir. Davallı hayvanlar daha iyi. Biz yıkatmak istiyoruz orayı. Su alacak yıkat, kuruttum bana ne yere ben de kurumuştum zaten. Allah Allah. Gölde su varken bizim köye yağış da alıyordu yani bir de o konusuna diyerek. Şimdi bu sene kenar dağlara yağmur yağıyor bizim köye gelmiyor. Özellikle bu kuz günleri bu göçmen kuşlar burada bayağı konaklıyorlardı. Seslerinden yani bir adam haz duyuyordu. Buradan gelir geçerlerdi buraya konarlardı. Şimdi insanlar o kuşları da göle kondurmuyorlar. Bir de şey yani. Kuşlar da gelmez oldu. Niye göl kurudu? Bir de o da var yani. Bahtiyar. Adamın boyunca. Hep beraber bir yay gönlü kormaya gidecek ya. İyi yaratır. Sen bir tane anlatsana bakayım ya. Çağırmaya gerek yok. Evvelden yani bizim aynı bu tuz gölü gibi bir göldü. Etrafında yine biraz fazlık yani böyle bir yeşillik. He canım yeşillik falan oluyordu yani. Yani bayağı bir güzel bir hali vardı. Ama şimdi şu anda yani bayağı bir çöl olmuş. Arap çölü gibi. Benden daha iyi biliyorum herhalde. O zaman iyiydi yani böyle aynı bizim bura gibiydi. Etrafı orayı böyle fazlık muzluk şeydi. Sonra da orayı kuruttular. Bir iki sene bayağı bir verim oldu. Evet. Ondan sonra kurudu hatta daha kötü oldu. Şu anda böyle, daha kötü yani. Hiçbir şey de bitmiyor. Bitmediği gibi bir de bir şekil oldu göl ya. Dursun. Yani bir sürü arazi de şeye gitti. Hadi arabaya hep beraber. Thank you.
Tuzla Palas Gölü ve Yay Gölü'nün ortak özelliği ikisinin de kapalı havza sulak alanı oluşu. Kapalı bir havzada oldukları için havzanın en çukur yerine biriken sular buharlaşmayla daha sonra geriye tuzlarını bırakıyorlar. Aynı bizim o şey ha, verdilik falan. Aynı. Gel. Arazimize zarar olur. Ne konuşabilirim ki? Dolayısıyla ikisi de tuzlu bir ekosistem. İkisi de özellikle Yay Gölü son zamanlarda tamamen kurutulduğu için etrafına da zarar vermeye başladı. Çünkü oradan kalkan toz ve tuz bulutları dolayısıyla etrafındaki tarlalara zarar veriyor. Aynı şey Tuzla Palas Gölü için de geçerli olacaktır şüphesiz. Su. Bize su lazım, su. Bizim sazlıkta kuş oluyor buraya, ne gelecek? Benden başka kimse gelmez buraya. Kurumuş, toz olmuş, geçmiş gitmiş arkadaş. Diyelim hangi kuş gelecek buraya? Hiçbir kuş gelmez. Ama bizim orada yine herhalde 50-60 çeşit var değil mi? Var. Burada yok. Biz sazlığımızı kurutamak arkadaş. Bizim gene hiç olmazsa duru suyumuz olsa. Bunlar verdiğimiz kalmaz. Bunların hiçbir şey kalmaz. Hani ne olmuş bir çöl. Bir şey yok bunların ya. Toz, tozdan başka bir şey yok burada. Biz karşıyız, biz gölümüz yerinde duracak. Edirağı yemyeşil olur bizim. Tübetinden olur o yeşil. Burada yeşillik yok, ölmüş. Ben ne edeceğim şu kopu? Şunu kopatır, davar. Başka bir şey bulamaz. Yok kim yolsun. Burada yok. Burada ne toplayacak ya? Bizim gölde böyle oldum, bizim bir toprakta böyle olacak. Yok baba yok. Benden başka kimse gelmez bu çöle. Kuş komamışlar, kurt komamışlar. Hepsi gibi iyiye çıkmış. Karşıyık arkadaş. İş burada biter. Burası inanılmaz bir potansiyelini kaybeder. Yani burada çok büyük bir ekoturizm potansiyeli var. Çok büyük bir kuş gözlemciliği, doğa turizmi, yürüyüş, özellikle de Kızılırmak'la birleştirildiği zaman fonksiyonu var. Dolayısıyla kuruması bence çok büyük bir felaket olur. Hem yöre halkı için, hem de Türkiye için, hem de bütün dünya için. Çocukları dirilmiş ki kendiler hazinenin içinde yürüdüğü için çiftçinin bir ölçekte mi altını yok mu dirilmiş. Fikirden yoksunluk dedik abi diye ayetten.
fikir, aşlanma yok. Bilgi yok. Sen nasıl yetiştin? Ben kendimi yetiştirdim. Tabi öbelekte başladım. Şunu şöyle yaparsak daha iyi olur. Şunu şöyle ilaçlarsak şu daha iyi olur. Şu çubuğu açlarsak, şu öbür kupraya atarsak daha faydalı. Öteki talladan bire 3 alıyorsa ben bire 10-15'ten aşağı almadım bu memlekette. Her mahsulüm yani. Eskiden halk birbirine hürmetkarıdı. Toyda gelirdi, durnada gelirdi, milyonlarca hem de. Bealek milyonlarca, angıt milyonlarca. Saygım var çalıya. Bir çocuk kadar. Tabi bebeliğimden belli. Bir çalıya, dağdaki çalıya saygım var. Bir evlat kadar. Niye? Böyle sevmeseydik, sevmesek dağlarımızı çölü diyor işte. Topraklarımızı alıp göllere götürüyor, nehirlere götürüyor. Ne oluyor? Dağımız aşırı çöl oluyor. Olmaz. Ben orada yok. Toprak, onlar aynı da adamları farklı. Sana ne dedim ben? Bir hambal sırtında 100 kilo yük götürür. Bununla bir yere varamam. Fikri çalışacağız. Görüş, fikir. Ona göre abi ya.